waiting. Merhabalar. Kendimi bu hayvan evlatlarından korumak için bu videomu şu şekilde nazar boncuğuyla çekeceğim. Şu suratımın haline bak. Nasıl fısırdadım? Elim falan yaradı. Böyle bir nazar yok. Ben de kendimi korumak için hemen kendime gittim, bir nazar boncuğu aldım. Bugünkü videoyu Kemal'la çekeceğim. Ay Kemal, çok iyisin. Çok iyi bir ikili olacağız seninle. Kemal'cığım, takipçilerime merhaba der misin? Merhaba. Sen Kemal'sın. Merhaba de. Merhaba. Kemal'sın sen, Kemal. Merhaba deme şansın yok senin. Merhaba. Merhaba. Bugün ne yapsam diye düşündüm. Uzun zamandır üniversite videosu çekmiyordum. Uzun zamandır dedim, zaten iki kez yaptım galiba. Malum tercih zamanı. Dedim kimden bahsedeyim? Tabii ki de Nişantaşı Üniversitesi %75 burslu kız makyajı. Kulağımın tekiği delik olmadığı için tekine küpe takabildim. Bu doğru. Teki kapalı. Gerçekten kapalı. Kemal! Biraz kendinden bahsetsene bize. Boyun kaç, posun kaç. Kemal, kendini öv biraz hadi. 1.50 boyundayım. Hadi be oradan! Mavi gözlüyüm. Zenciyim. Nişantaşı Üniversitesi diye bir üniversite açıldı. Kaç senelik Nişantaşı? 3-4 sene, yok daha fazladır. 5-6 senelik bir üniversite. Eğitim açısından hiçbir fikrim yok. İyi veya kötü hiçbir yorum yapamam. Haddime değil zaten, okuyamayan bir insan olarak. Ama şimdi Nişantaşı Üniversitesi neden Nişantaşı'nda değil? Nereden kampüsü? Bakacağım bir dakika. Nişantaşı Üniversitesi Kağıthane Bayrampaşa. Sizin değerli Nişantaşı Üniversitesi görevlileri mi diyeyim artık, ne diyeyim? Sizin daha 17 yaşında İstanbul hayaliyle yanıp tutuşan minicik öğrencileri bu şekilde kandırmaya hakkınız yok. Nişantaşı diye bir üniversite açıyorsan bu üniversiteyi Nişantaşı'na yapmak zorundasın. Düşünsene, kız geliyor hayal. Erdoğan Nişantaşı'nda okuyor. İşte oradan çıkıp şeye gidiyoruz biz. House Cafe'ye gidiyoruz falan. Bayrampaşa'da okuyor kız. Burs muhabbeti var. Ondan önümüzdeki zamanlar bahsedeceğim. Kemal'ın en sevdiği kafasıcım. Makeup Forever. Bu aralar bloggerlara çok takıl. 1- Paket açma muhabbeti. 2- Biz sizin ayaklarınızı izlemek zorunda değiliz. Ben ayak sevmem. Nefret ederim ayaktan. Kız 17 tane story atmış. 17'sini ayaklarını göstererek konuşuyor. Neden ayaklarını çevreyi çek, bir yeri çek. Ayakla bir de parmakını şöyle falan oynatıyor sürekli. Geri zekalı mısın sen? Ayak fobisi olan insanlar var. Ben mesela nefret ederim ayaktan. Sen ne bu ayak fetişi gibi bir bakışın. Kemal'ın içi gitti ayak deyince. Ay Kemal, ne bakıyorsun itici itici bana ya. O sen olsan bari. Dünyanın en güzel şarkısı. Gizlice dinlediğini biliyorum Kemal. Nişantaşı Üniversitesi'ne kızardı şu var şimdi. İsim Nişantaşı olduğundan dolayı ilk derslerine, pazartesi günü ilk derslerine elinde kahve bardaklarıyla gidiyorlar. Kızlarımın hepsi, şimdi biz videonun isimine %75 burslu yazmışız ama okulda burslu olmayan yok. Herkes burslu. Kapının önünden geçen de burslu. Yanlışlıkla Nişantaşı Üniversitesi'ni arayan da burslu. Bu okul neyle dönüyor? Çok merak ediyorum ve Nişantaşı Üniversitesi'nden bir açıklama bekliyorum. Bana bakma öyle, sinirimi bozuyorsun. Oraya bak. Çık dışarı Kemal. Eyeliner çekeyim canım. Of,
Ay bu aşağı bakıyor, bu yukarı bakıyor. Ay ne oldu bana? Git buradan. Ay ben dünyanın en güzel eyeliner'ını çeken insandım. Ay Kemal. Ay tövbe, bir şey oldu bana. Kemal yok. Ne olacak? Vay lanet çekin işte. Bence gözlerin ortaya. Bak bu negosyo ay. Ema. Ha. Neden konuşmuyorsun? Biraz içime kapanıyorum. Ben de öyleydim ilk zamanlar. Çok terbiyeli. Alırsınız, başınıza bir şey gelir, yüzünüze bir şey olur dersiniz, daha sen aldırın. Hiç ilgilenmiyorum. Çok ahlaklı. Kırılan yeri tepeli olursa özür dilemiyorum. Böyle çok sakin bir cevap çekiyordum. Sonradan açıldım. Only God can judge Kemal. Ben eyeliner çekeceğim, taktım kafaya. Bu NYX'in en harika eyeliner'ı olabilir. Bundan bir önceki eyeliner'ı gerçekten ve gerçekten gibiydi. Dünyanın en iğrenç eyeliner'larından biri. Çünkü gelmiyordu eyeliner ya da benimki bozuktu. Bu da kötü bir şey sonuçta. Ama bu... Bu taraftan sen bakarken çekemiyorum. Zaten ışık ters. Arkanda ne yapıyorsun Kemal? Ağlamadım. Bir şeyden bahsedeceğim bu arada. Şimdi ben Instagram DM'leri falan filan okuyorum ya. İşte böyle hani evet, hepsine cevap veremiyorum, yalan söylemeyeyim de. Cevap veriyorum. Böyle mesela çok güzel şeyler yazmışlar. İşte teşekkür ederim, çok sağ ol falan filan diyorum. Böyle birkaç kez butiklere denk geldim. Ama hani biri mesaj atmış. Çok tatlısın, seni çok seviyorum. Ya da story'me cevap olarak yazmış falan filan. İşte çok seviyorum, seni çok tatlısın. Ben de doğal olarak bu kadar mesaj yazmış. Yani cevap vermesem ayıp. Hemen teşekkür ederim falan filan yazıyorum. Butik ya, hemen şey hediye olayım da story'le paylaş. Asla hediye kabul etmiyorum. Bunu kafalarınıza sokun. Hediye paylaşmıyorum. Birsin parasını paylaşıyorum. Bugüne kadar hiç butik reklamı yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Buradan tüm butikçilere tavsiyemdir. Mesela saçımı yaptırmışım. İşte zaten kuaförüm belli. Bir gün saçımı atıyorum. Ne bileyim, dibim gelmiş mesela, değil mi? Hemen kuaförler. Biz yapalım saçını. Sana gelmek istesem zaten sana gelirdim. Kuaförümden sen bu arada. Çok saçma. O sana değil yani. Sana gelmek istesem... Ay olmuyor, çok garip oluyor kuaförün adı sen. Yani senin kuaförüne gelmek istesem senin kuaförüne gelirdim zaten. Gelmeyeceğim, saçımı boyatmayacağım, yolladığın kolyeyi paylaşmayacağım, yapmayacağım. Bana mesaj atma! Canım, limen süreyim biraz. Şu MAC'in bronzerını hiç göstermeyeceğim artık. Sürekli bunu kullanıyorum zaten. Sağdaki. Benim sağım bu. Benefit. Highlighter mı bu? Bu fondöteni mi aldı oradan? Benefit. Aa, acaba bu makyajsız tene falan mı kullanılıyor? Ben bu aralar şu Caroline'dan bahsettim mi hiç? Hangi Caroline? Şu işte TV Paint Stick olan Caroline. Bahsetmedim. Caroline, Vita Color'ı tüketmişsin. Tükenmiş Vita Color. Geçen Merve Özbey'le yemekteydim de. O söyledi. Vita Color almaya gittim. Kalmamış dediler. Danla Beach sayesinde bitti demişler. TV Paint Stick'ten hiç bahsetmiyorum. Ay bir teşekkür et ya. Bir Danla sağ ol de ya. Benim yaptığımı başkasına yaptırmaya kalksan binlerce lira para ödersin. Ama ben beğendim.
Haftalardır Caroline kullanıyorum. Bir teşekkür et be. Flormar 2 bunlarda. Şey yapayım o zaman. Balm'ın şu Merido'su dünyanın en güzel, en ucuz, yani ucuz değil aslında 50 lira falan da şey olabilir, highlighter. Hiç göstermiyorum, herkes biliyor zaten bunu. Ay şimdi ben burada böyle ürün gösteriyorum ya, sonra onları video çıkışı tek tek listeli açmam lazım. Üzerim var. Alo. Nerede highlighter'ın? Heh. Bunu, ne bu marka bilmiyorum. Ay her okulun bir eksiği var. Her okulun bak. Yeditepe eğitimi çok iyi bir okul. Gerçekten iyi ve ben bu okuyamadım çok iyi olduğu için. Ama insanı bir garip mesela. Nişantaşı'nın da belki öldür. Eğitimini bilmiyorum. Eğitim çok iyidir. Kadrosu çok iyidir. Ama bir garip yani böyle. Herkese burs veriyor. Bir özleyin herhalde. Hiç laf duymadım. Çünkü şey kayıtlı laptop veriyorlar. Öyle mi? Evet. Aa. Ben yazacaktım. Ben yazacaktım sırf laptop için. Ben üniversite girerken daha 2 senelik mi neydi özleyin? Tuttururum yazacağım diye. Ben daha okuyayım. Aa, laptop veriyor. Geri de almıyormuş galiba. Zaten hayatta vermem beni biliyorum yeri. Şu Flormar. Yalan söyleyemeyeceğim yine, çok güzel. Elim, ne olmuş olabilir elime? Kedi mi? Hayır. Ben geçen bir sinirlen. Evde bak, yıkılmadık yer bırakmadım. Ben bak bütün kadehleri her şeyi, böyle mumluklarım vardı, hepsini devirdim. Neden yaptım biliyor musun? Fırtına çıktı ya geçen hafta. Eve bir gittim. Cam normalde böyle yarım açılıyor bizim. Demiri kopmuş, tamamen açılmış. Biraz daha fırtına sürse aşağı düşecek cam. Balkona çıktım. Balkonda böyle bizim balkon arkasında şey var. Parkeler yerleştirilmiş. Parkelerin hepsi yerinden çıkmış. Masalar falan, sandalyeler hepsi. Evde fırtına gerçekten yaşanmış yani. Gerçek bir fırtına evi. Buna sinirlendim. Buna sinirlenip bu ev yeterince dağılmamış diye her yeri birbirine kattım. Her yeri birbirine kattım bak. Bir mumluğum vardı. Şöyle uzun tabak ve o kadar ağır ki onu ittim. Kadehler vardı masanın üstünde. Hepsine bir tane bir çarptım. Elime bir baktım, kan revan içindeyim. Neden bu kadar sinirlendim bilmiyorum ama. Aşırı sinirlendim ben o gün. Neyse emek. Bir de masanın üstünde şey vardı, bu markaların lazer aletleri oluyor ya, evde lazer, kadınları yanmıyor, hiçbir işe yaramıyor. Şimdi onlardan aldım ben, 2 ay içinde idare mi, iade edip parasını geri alabiliyorsun. Dedim ki 2000 lira salak, niye vereyim durduk yere 2000 lira para. Ben bunu aldım, dedim ki 2-3 kere bakarım, işe yaramazsa geri veririm dedim. Vereceğim bu arada zaten 2000 lira. 2000 liradır valla, neler yapılır 2000 lira. Sonra onu düşürdüm ben o sinirle. Düşürmedim, direkt kastıyorlar. İttim, döndüm. Yerde nakit 2000 lirayı gördüm. Şöyle bir koşuşum var, içine baktım hiçbir şey olmamış. Abla hemen geri verdim. Ben mi? Ben kendimi nasıl FaceTime'dan arıyorum şu an? Bir şey söyleyeceğim, kim acaba? Dur şöyle. Bayağı korkucu bir şey. Evet. Kendimi görüyormuşum karşıda. Anne! Video çekiyorum. Konuşmayacağım. Bakıyor sadece. Anne! Alo? Video çekiyorum aşkım. Tamam. Öptüm. Öptüm. Annem neden ben diye var? Şimdi mat ruju sürdüm ya, ben bunu çok seviyorum rengini, o yüzden sürdüm. Bunu parlatıcı haline getireceğim. Onun da NYX'in şöyle bir ürünü var, yanaklara falan sürebiliyorsunuz. Aynı şey MAC'te de varmış ama MAC'te galiba böyle 70-90 lira arasında bir fiyatı var. Verir miyim? Bas. Ay her şey fon... Bir de babam mesaj.
arabusuna bir şey oldu. Baksana bir. Toros tepesi gibi böyle böyle dudağım. Makyajım bitti. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bir de artık bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Videoya. Gerçekten çok hisli bir şekilde. Geğiriyordu maska. Geçenlerde bir videomda birinin videoma gelmesini çok istediğimi, benimle aynı egoya, aynı asalete sahip olduğunu söylemiştim ama o kısmı biplemiştik. Kendisi Aleyna Tilki'ydi. Aleyna'yla konuştum. Tamam geleyim dedi. Klip çekim vardı. O sıralar yoğundu falan filan. Ben de üstüne düşmedim. Yani peşine düşmedim daha doğrusu. Ama bu saatten sonra peşine düşmeyeceğim anlamına gelmiyor. Aleyna'cığım. Olduğunuzdur aşkım. Gelene kadar peşindeyim. O sözü aldım. Asla bırakmam peşine. Acılan gibi kıvrıla kıvrıla. Hepinizi öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Todo mundo aqui vai dançar.